Kronolojik olarak ilerleyen turun son galerisindeyiz. Bu odada son 10-15 yılda İngiltere'de yapılmış olan eserlerden bir seçki sunuluyor. Bu galeri için yapmayı planladığımız şey ise sürekli değişim içinde olması, özellikle de önceki odalara kıyasla. Çünkü ancak bu sayede sürekli değişebilir, uyum sağlayabilir ve modern sanata yanıt verebiliriz. Koleksiyona en son eklenen parçaları sergileyeceğiz. Ki bu da sürekli dönüşen ve günümüz sanat anlayışına yanıt veren bir oluşum olacak. Bu, aldatıcı bir biçimde basit duran portre, Linette Yiden-Boeke'ye ait ve sergiye en son eklenen eser. Tate tarafından bir yıl önce alındı. Modern sanat içinde oldukça ilginç bir noktada duruyor bence. Tarihsel olarak portreler sembolizme doludur ve çoğu zaman oturan kişinin kimliği ve kişiliğiyle ilgili bize çok fazla bilgi verir. Bu portrede ise sanatçı resmi sadeleştirerek en temeline indirgemiş, figürünü monokromatik bir siyah arka plana yerleştirerek. Ki bu da hangi zamanda veya yerde yapıldığını ya da oturan kişinin kimliğini anlamamızı zorlaştırıyor. Portrelerin zaman içinde birbirleriyle konuşan resimler olarak düşünürüm. Ve bunun gibi portreler kesinlikle Batı portre geleneğinden gelen Goya ve Gainsborough'a referanslarda bulunuyorlar. Ama gizemli hali de bu önemli geleneğe karşı koyuyor. Sanırım gücünü hareketsiz kalmaya karşı çıkmasından alıyor ki bu da hayal gücümüzü üzerine çekiyor. Şu anda Tate'de ilk kez sergilenen bir başka resme bakıyoruz. Richard Wright tarafından yapılmış atsız bir duvar resmi. Richard Wright, duvar resimleri için çoğunlukla alışılmadık noktalar seçiyor. Bazen tüm bir odayı kaplayıp görkemli bir etki yaratırken, bazen de buradaki eserinde olduğu gibi galerinin bir köşesine sinmiş halde de olabiliyor. Resimleri bir dürtünün etkisi olarak yaklaşıyor ve enstalasyondan önce sanatçı odaya adımını attıktan hemen sonra yaratılıyorlar. Bu resim gotik bir his uyandırıyor. Ve bence resim ve dekoratif sanat tarihine referanslarda bulunuyor. Ne kadar muntazam ve yanlışsız gözükse de fırça darbeleri oldukça kırılgan doğasını açığa çıkarıyor. Aslında Wright'ın tüm resimleri doğası gereği geçici ve hepsi serginin veya gösterimin sonunda beyaz emülsiyon tabakasının altında kayboluyorlar. Wright'ın seçtiği yerler kırılganlığı ve yaratımın doğal bir sonucu olan kayboluşu gösterme çabasının merkezinde yer alıyor. İngiliz sanatı gezimizin sonunda karşılaştığımız son iki eser oldukça ilginç. İki farklı türde olan bu resimlerin ikisi de sanatın 21. yüzyıldaki durumunu sorguluyor. Bana bu iki resim birbiriyle konuşuyormuş gibi geliyor. İkisi de kendi dilinde, kendi kişisel diyaloğunda ve resim tarihiyle kurduğu bağlarla ve bu sebeple bir noktada da tüm koleksiyonla.